Özlem'in Mutfağı kanalından selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem, lezzetli bir poğaça tarifi ile geldim. Özellikle kahvaltı ve 5 çaylarınızın yanında mutlaka denemelisiniz. Hazırsanız yapılışına geçebiliriz. Bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, beyazını hamurumuzu yoğururken sarısını da poğaçamızın üzeri için kullanacağız. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 25 gram margarin, 2,5 su bardağı kadar un. Poğaçamızın yapılışına geçebiliriz. 1 su bardağı yoğurdumuzu karıştırma kabımıza alalım. Ardından yarım çay bardağı suyumuzu, yarım çay bardağı yağımızı, yumurtamızın akını, limon suyumuzu, şekerimizi, ve tuzumuzu koyup karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra kabartma tozumuzu koyalım ve karışımımızı kabartalım. Gördüğünüz gibi köpük köpük kabardı. Ardından bir miktar unumuzu koyalım. Unumuzu kontrollü şekilde koymamız gerekiyor. Bir miktar daha koyup yine karıştıralım. Ardından margarinimizi ve kalan unumuzu koyup hamurumuzu yoğuralım. Bundan sonraki aşamayı elimizle yapacağız. Margarinimizi koyalım. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar un ekleyip yoğuralım. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Fazla gelebilir, az gelebilir. Evet arkadaşlar, ben hamur yoğurma işlemimi tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Elime yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzu 10 dakika kadar dinlenmeye alalım. 10 dakika kadar üzerini kapatalım, dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, 10 dakika kadar dinlendirmiş olduğum hamurumun tezgahının üzerine alıyorum. Şu şekilde uzun bir rulo yapıyoruz. Bu tarifimden 12 adet poğaça çıkacak. 12 eşit parçaya bölelim. İki parçaya böldüğüm hamurlarımı bezeler halinde hazırlayayım. Bezeleri hazırladığım poğaçalarımı şu şekilde avuç içimizle büyütelim.
bir şekilde büyütmüş olduğumuz poğaçamızın kenarına şu şekilde bir çizgi çekelim. Daha sonra iç harcımızı bu kenarına koyalım. İç harcını koyduğum poğaçamı şu şekilde ucunu kapatıp bu şekilde saralım. Şekli bu şekilde. Şahane bir şekil oluyor. Tüm poğaçalarımı aynı şekilde hazırlayacağım. Tezgahımın üzerinde avuç içimle büyütüyorum. Ardından bıçağım yardımıyla bir çizik atıyorum. İç harcını koyuyorum. İç harcını koyduğum kenarımı bu şekilde kıvırıp ucunu kapatıyorum ve bu şekilde sarıyorum. Alt kısmını parmak uçlarımızla kapatalım. Şeklimiz bu şekilde olacak. Tekrar gösteriyorum. Avuç içimle büyütüyorum. Bir çizgi çekiyorum. İç harcımı koyuyorum. İç harcını koyduğum kısmı önce bu şekilde ucunu kapatıyorum. Ardından rulo gibi kıvıra kıvıra sarıyorum. Bu şekilde şekil veriyorum. Tüm poğaçalarımı aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, tüm poğaçalarıma şeklini verdim. Gördüğünüz gibi şahane bir görüntü oluyor. Görüntüsü kadar da lezzeti muhteşem. Şimdi fırınımızı 185 dereceye ayarlayalım ve poğaçalarımızı fırın tepsimize alalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize poğaçalarımızı yavaşça alalım. Şimdi yumurta sarımızı poğaçamızın tüm yüzüne gelecek şekilde sürelim. Yumurtalarını sürmüş olduğum poğaçalarımın üzerine susam ya da çörek otu dökebilirsiniz. Ben ikisinden de dökeceğim. Yarısını susamlı, yarısını da çörek otlu yapacağım. Şimdi 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişmiş olacak. Evet arkadaşlar, poğaçalarım pişti. Servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hem görüntüsü şahane hem de lezzeti mükemmel. Hem görüntüsüyle hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle akıllarda yer bırakacak olan poğaça tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.